الحمد لله الحمد لله الذي يبغض من غصب أموال المسلمين فيعذبه يوم لا ينفع الندم من النادمين فسبحان الذي يقتص للشاة الجماء من القرناء في يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له الذي أمرنا بالاجتناب عن عقوق الحيوانات والآدميين ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله الذي حكم بالمظالم بين المؤمنين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزراء الكاملين في عهده خصوصا منهم على الأئمة خلفاء رسول الله على التحقيق أمراء المؤمنين حضرات أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذوي القدر الجليل على بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله تعالى وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أي مؤمنون ahir zaman alameti, zaman kısalıyor. Her şeyden bereket kalktığı gibi zamandan da bereket kalkmış, mekandan da bereket kalkmıştır. Seneler Peygamber Zişan'ın aleyhissalatü vesselamın buyurduğu gibi aylar hükmünde geçecek, aylar haftalar gibi, haftalar günler gibi, günler saat gibi, saatin geçmesi bir çöpün yanması kadar gelecek. Biz o zamanın içerisindeyiz ve dünya kendisine tayin olunan durağa doğru hızlanıyor. Hız almış gidiyor, son durağa yetişti mi orada ondan ötesi yok, orada endirilecek. Sağdan inenler cennete, sol taraftan inenler cehenneme. فَرِيْكُمْ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيْكُمْ فِي النَّارِ Cenab-ı Hak buyurdu, bu insanlardan bir fırkası cennete ayrılır, bir fırkası cehenneme. Bu kadar senemiz geçti. Gencimiz var, ihtiyarımız var. Lakin süratle geçiyor. İçinde bulunduğumuz hal ve şan, hutbe, müminleri uyarmak için, uyandırmak içindir. Çünkü Peygamber-i Zişan'ın vazifesi,
aleyhissalatü vesselamın insanların hal ve şanını ve akıbetlerinin nereye varacağını bildirmek içindir. Onun için gelmişler. Önümüzden haber vermek için gönderilmişlerdir. Cahil insan ne der? Kabre konduktan sonra diyor. Ölen kimse. Mezara konduktan sonra nerede kalkacak diyor. Şimdi cahil insanın efendim görüşü bu. Kabrin içerisine koyduğumuz insan çürür, toprak olur. Nereden kalkacaktır? Peki madem çürüyüp toprak olacak ve ondan hiçbir şey kalmıyor, neye o cenazeyi sen hay haşer yüklenip camiye getirirsin? Ne için getiriyorsun? İmam önüne geçip namaz kıldırıyor. Ne için? Bu adam toprak oldu, bu adam bittiyse bu merasim ne içindir? Bu merasime ne gerek var artık? Madem toprak oldu bitti, bir şey kalmadı. Lakin küfür onları bağlamış. Yaptıkları melanetler, kötülükler onları tekrar dirilip de muhakeme edilmelerini istemiyor. Kıyamet gününde herkesin defterleri verilecek, dünyada yaptıkları görülecektir, gizlide, aşikarede. Şimdi onlar onu istemiyor. Kötülük yapanların hiçbirisi, efendim, o yaptığı kötülüklerin geri gelmesini ve muhakeme edilmelerini istemiyorlar. Onun için bugünün insanı kendilerini mesuliyetsiz saymaktadırlar. Yani sorumluluk taşımıyoruz diyor biz ya. Sorumluluğu kim taşıyacak be? Sen taşımasan tarladaki öküzler, inekler, develer, davarlar, eşekler, ayılar, tilkiler onlar mı taşıyacak? Bu dünya üstündeki mesuliyeti, sorumluluğu sen taşımasan çöllerde, ormanlarda, dağlarda, taşlarda dolaşan hayvanat mı yüklenecek? Onların aklı yok, senin aklın var. Akıl kimdeyse mesuliyet onadır. Lakin öyle bir mezhep tuttular ki sorumluluk diye bir şey yok diyor. Yap istediğini yap, yanına kalacak. Kimsenin yanına kaldı mı? Yanına kalmadı diyen de sonunda kudret zincirleriyle bağlanır. Canı çekile çekile çıkarılır. Eli ayağı uzatılır. Ondan sonra bir çukurun içerisinde dikanı verir. Yanına kalmaz. Biz bugün inanan insanlar olarak bu memleketin içerisinde olsun, dışarıki ülkede olsun, bütün dünyada olsun, inanan kimseler azalmış. Ben ben kalmış derler. Tek tük kalmış.
İnsanların vicdanları kararmış. İman nuru olmadığı için yanmayan kömür nasıl kapkaradır? Onun gibi simsiyah olmuş. Ancak iman nuru ile tutuşan gönüllerde nur vardır. Onlar da gökteki yıldızlara bakarsın simsiyah karanlığın içerisinde tek tük tek tük nokta gibi nokta gibi yıldızlar vardır. O karanlığın zulmetini dağıtan o yıldızlardaki nokta gibi nur o siyahlığı bozmaya uğraşıyor. Nur onlarda, umumu gökyüzünün umumu simsiyah. Şimdi yeryüzü de onun gibi olmuş. İnsanlar vicdanları kararmış. Nasıl kararmış Şeyh Efendi vicdanları? Bizim vicdanımız kara mı? Böyle kara olmasa siz efendim birbirinizi yer misiniz insanlar? Cenab-ı Hak bu insanları birbirlerini yesinler, birbirlerini öldürsünler, birbirlerini tüketsinler, birbirlerine eziyet etsinler, birbirlerinin hakkını çiğnesinler diye mi yarattın? Kim cevap verecek? Bu sualin cevabını kim verecek? İnsanlar bunun için yaratıldı diyecek bir adam var mı? Bu 21. asırdaki insanlar ne yapıyor? Nedir yaptıkları, uğraştıkları nedir? Vicdanları kararmasa bu insanlar yeryüzünden insanlığı tüketmek için seferber olurlar mı? Bir devlete kabahat bulma. Yok. Ne bir devleti? Yeryüzünde kaç tane devlet varsa hepsi de yeryüzündeki insanları ne kadar tüketebilirsek tüketelim, bize kalsın yeryüzü diyerekten, yeryüzünde yalnız biz hükmedelim demeyen ne millet var, ne devlet var, ne hükümet var şimdi. Nasıl? Sonra sen bana diyesin, vicdanları karanlık değil, vicdanımız aydın. Ne vicdan aydınlısı? Simsiyah olmuş. Onun için gelen bela, alan bela milletin üzerine yağıyor şimdi. Yağıyor. Nereye kaçacağız? Kaçacak yer yok. Fel hukmü lillahil aliyyil kebir. Allah hükmünü vermiştir. Madem ki sen yeryüzünde insan gibi yaşamak istemedin, madem ki sen kendi cinsini tüketmek için seferber oldun, ne cins insan olursa olsun umumi olaraktan beni Adem'dir, Adem evladıdır. Dalları başka olsa da kök bir kökten geliyor. Sen madem ki insanoğlunu yeryüzünde tüketmek istersin, senin ödeyeceğin fatura çok ağırdır. Onun için o da aynaya yüzümü nasıl gösterirsen, o da sen öyle görürsün kendini orada. Bu insanlık vicdanı kararmış bir insanlıktır. Gerçi bu insanlar biz medeniyetin evci balasına yani zirvesine ulaştık diye iddia eder. Bu iddia şeytandandır. Aslı yok, faslı yoktur. İnsaniyet kalmamış. İnsanlar var ama insan suretinde canavarlaşmış insanlar vardır. Ve Cenab-ı Hak hükmünü vermiştir. وَلِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى. Her insana neye niyet ettiyse
aynen niyetine göre karşılığını vereceğin diyor. Madem sen kahretmek için hazır oldun, seni de kahretmek için başka bir kavmi üzerine musallat edecek. Karmakarış olmuş. Geçen haftadan bu haftaya bir millete kabahat yok, bütün insanlar böyle olmuş. Ne için gökyüzünün emrini tutmuyor? Gökyüzündekinin emrine saygı göstermiyor. Cenab-ı Allah gökyüzünden kitaplar indirmiş, insanlara emretmiş ki insan olarak yaşayacaksınız. İnsan olarak birbirinize muamele edeceksiniz. İnsan olarak birbirinizin hakkını gözeteceksiniz. İnsan olarak birbirinize hürmet edeceksiniz. İnsan olarak birbirinize merhamet edeceksiniz. Başka türlü mü gelen kitaplar ya? Din neyi söylüyor? Başka bir şey dediği var. Lakin sen karşına en gerekli olanı gibi geldiği vakitte ne yapacaksın? İslam kılıncı çekti ama karşısında en gerekli olanlarını, efendim, kobra yılanlarını, bütün vahşeti temsil eden insan suretindeki vahşileri gördüğü vakitinde Cenab-ı Hak emredildi ki bunlara karşı kendinizi koruyunuz. 13 sene Mekke-i Mükerreme'de bir hançer de çekmedi Peygamber Zişan, kılıç da çekmedi, taşımadı da. 13 sene tahammül etti. 13 seneden sonra bunlar karşısında olan kimseler ki insanlığını bırakmış, insanların hak ve hukukuna saygıyı göstermemiş ve onlar Peygamber-i Zişan'a da suikasta kıyam ettikleri için yani Efendimiz'i ortadan kaldırmaya azim ve niyet ettikleri için Cenab-ı Peygamber buyuruyor, ey Habibim bırak şimdi bunları, çık bunların aralarından, çık, seni bekleyen başka bir yer vardır, gerçi sana en sevgili olan Mekke-i Mükerreme'dir, bununla beraber sen mahzun olarak çıkıyorsun, lakin azametle, saltanatla, ferahla, şurur ile, muzafferiyetle tekrar buraya seni döndüreceğim ey Habibim. Korkma şimdi çık. Öyle çıktı. Engerekler arkasına düştü. Kurtlar arkasına düştü. Kobralar arkasına düştü. Düştüğü vakitinde emir verdi Cenab-ı Allah ve katilül müşrikîn kâfe. Sana gelen bunlar insan suretinde canavarlardır. İnsanlığı kabul etmeyen, insanlığı tüketmek için, insanları hukukun ayak altına almak için gelen bu vahşi, insan suretinde vahşi hayvanların bunların haddini bildir ey Habibim. Şimdi kılıncını çek. Çekti mi Peygamber? Çekti. Bu kafasız Hristiyanlar İslam kılıncıyla geldi diyerekten söyler. İslam kılıncıyla geldi çünkü ona hücum eden engerekler vardı, canavarlar vardı. Onun için kılıncı çekmeye emir aldı. İsa Peygamberi kılıç çekmedi, ömründe eline kılıç da almadı. Peki İsa Peygamber'in ümmeti değil mi bu icatları yapan? İnsanlığı yeryüzünden kaldırmak için uğraşanlar, çeşit türlü bela ile silahları yapanlar kimdir? Müslümanlar mı? Yok. Müslümanlar, onlar yaptı, Müslümanlar aldı. Onlara kabahat yok. Kabahat Müslümanlar, ya haşa. Müslüman, Cenab-ı Peygamber yedi krala Name-i Şerif gönderdi. Name-i Şerif'in başında Muhammed Resulullah'tan, Muhammed Allah'ın kulu ve Resulünden Rum
kralı olan kimseye bu name-i şerif gönderiliyor. Sizi İslam'a çağırıyorum. Selamet bulasınız dünyada ve ahirette. Yedi krala böyle davet yaptım Peygamber Zişan. Başka bir şey demedi. Eslim teslem. İslam'a gir, gel selamet bul. O kelam, o emir, Peygamberin o vasiyeti kıyamete kadar daimdir. Bu insanlar selamet bulmak için İslam'a gelecekler. Gelmedikleri takdirden toz duman işleri. Antalya içinde biter. Yılmaz sürecek değil bu muharebeler. Süpürecektir. Çok kuvvetli tufandır bu gelen. Nuh Peygamber'in tufanına benzemez. Ateş tufanıdır. Ki bütün milletler zangır zangır, zangır zangır titreyiyor. Titreyiyor. Harpten korkmayan devlet yok. Amerikan da korkar. İngiliz de korkar. Rus da korkar. Türk de korkar. Arap da korkar. Korkmayan yok. Korkmayan olmadığı halde onun üzerine yürüyor. Yürüyor. Musa Peygamber bu kıssayı da söyleyelim de durduralım. Çünkü buradan gelen haftaya kadar bitmeyen söz var bunun üzerine. Şimdi Musa Peygamber Şuayb Aleyhisselam'ın sürülerine çobanlık yapardı da bir defa bir vadiye uğradı. Vadi dediğimiz bir dereye uğradı. O yerde efendim kurtların, canavarların merkezi olan bir gelmiş. Sürülerle beraber oraya girdi. Oraya girdiği anında efendim Allah'ın hikmeti bir uyku geldi ona. Uyuklayıyor, duramıyor. Halbuki bir dakika uyusa o davarlar, o canavarlar hepsi yiyip parçalayıp bitirir. Lakin Allah'ın hikmeti uyku bastık sonra bastırmış. Nihayet kendisine yani ayakta duracak hali kalmayınca ey Rabbim bu acizdir. Kadir sensin. Sen bu uykuyu benim üzerime veriyorsun. Ben define kadir değilim. Yani uyumayayım diye uğraşıyorum. Lakin senin emrin, senin iraden bu uykuyu benim üzerine bastırıyor. Ayakta duramıyorum. İşte ya Rabbi ben uzanıyorum. Senin hüküm senindir. Ben senin hükmündeyim. Bu emanet ettiklerinden senin hükmündedir. Senin hükmün görür, benim görülmez dedi. Yatmış böyle. Bir an yatmasıyla beraber Cenab-ı Allah o gafleti aldı üzerinden baktı, bir etrafına bakıyor. Etrafına bakıyor, sürüler talan edildi mi diyerekten. Bir de ne görsün diyor, bir azametli kurt, siyah kurt, Musa Peygamber'in asasını böyle koymuş. O hayvanlar, iki ayak üstünde durmaz o hayvan. Allah'ın hikmeti büyük kurt. Musa Peygamber'in asası böyle koltuğunda, burada böyle ayakta bakıyor. O bir kurtlar, canavarlar onun heybetinden yaklaşamıyor diyor. Yaklaşamıyor onun heybetinden. Baktığı vakitte secdeye kapandı Musa Peygamber. Ya Rabbi hüküm senindir. Hikmetinden sual edilmez. Ya Musa diyor, kılli kema urid, ekunneke kema turid. Ey Musa, benim istediğim gibi olursan, ben de senin istediğin gibi olurum. Sen beni gözettiğin vakitte ben seni gözetirim. Benim hukukumu gözetmeyenleri bırakırım.
Kurtlar tamam etsin kendilerini. Bu insanlar, bu insancıklar çeşit türlü icat yaptılar. Binler, yüz binler, milyonları telef etmek için. Bu Allah'ın ömrü değil. Bir insan bir kainattan daha pahalıdır. Daha kıymetlidir Allah'ın yanında. Çünkü Allah-u Zülcelal insana giydirdiği şerefi dağdaşa giydirmedi. Aya yıldıza giydirmedi. Melaikeye de giydirmedi, insanoğluna giydi. Sen insanoğlunu hakaret üzerine tutarsan, ondan tüketmek için uğraşırsan, sana nerede Allah yardım eder? Seni ezecek, ezdirir Cenab-ı Allah. Onun için eslim teslim. İslam'a gel, selamet bul. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. Ya Rabbi, leke eslemna, bike amennâ, aleyke tevekkelnâ ve ileyke enemnâ ve tübnâ ileyk ya Rabbi. İc'alnâ fî hırzike ve hafzike ve emvalike ve kenefike ya Allah. Sana iman eyledik, sana teslim olduk. Emrin üzerine olmaya niyet ettik. Bizi hıfz-ı amanında kıl. Diyen kurtulacaktır. Demeyene kurtuluş yok. Birbirini yiyeceklerdir. İstemeye istemeye birbirlerini yiyecek, ezeceklerdir. Peygamber sözü yere düşmez. Kıyamete kadar o emir insanlığa, bütün insanlara hitaptır. Eslim teslim. Ey kral, İslam'a gel ki selamet bulasın. Ey Kisra, İslam'a gel. Ey Kayseri Rum, İslam'a gel, selamet bulasın. Girmedi, 1000 sene sonra, 1000 sene değil de 700 küsur sene sonra Bizans'ı da tüketti Cenab-ı Allah. Bitirdi. Kisra, Acem'in Kisra'ları, Peygamber Efendimiz Name-i Şerif'ini yırıp yırtıp atmış o şeytan. 14 kral gelecek demiş bundan sonra. 14 kral bir 10 sene içerisinde geldi, bitti ve İslam orduları geçip ta Orta Asya'ya atalarımızın yurduna kadar yetişti. İslam şerefini getirdi bize. Ey müminler dikkat et. Allah elen kim muharebeye kalktıysa işi bittindi. Bu insanların en gafil olduğu nokta Allah'ı unutmaları, Allah'a saygı göstermemeleri, Allah'ın emrini tutmamalarıdır. Onun için bela müvekkel olmuştur. Biri birinden bulacaklardır. Allah'a sığınırım. Estağfirullah. Ela inne ahsenel kelamu evlegan nizam. كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله غالب على أمره Mevlana garibun mucibun davet. Elhamdülillah, hamdül kâmilin ve salatu ve selam. Alâ Resûlullah Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Tazîmen li nebîhî ve tekrîmen li fekâmeti şâni safiyyihî fekâl. Fekâl azze ve celle min fâilin muhbiran ve âmirân. İnne allâhe ve melâiketehû yusallûn alen nebîh. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الناهي أمته عن دار الجحيم مفخر العرب والعجم مولانا ومولى العالمين المحترمين سيدنا أبي القاسم محمد يا أيها المشتاقون نور جماله والمحتاجون شفاعته صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا واهدنا من خذل الموحدين اللهم أيد الإسلام والمسلمين وعلي كلمة الحق والموحدين بإظهار خليفة الله المهدي اللهم انصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا قريبا اللهم اجعلنا من لدنك وليا اللهم اجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا نرجو الصحة والسلامة والعفو والعافية والستر علينا وعلى سلطان سلطان المسلمين وعلى الحجاج والزوار والغزاة والمجاهدين في سبيل الله والمقيمين والمسافرين في بلدك ومحلك وشبك وبلدك سلام على المرسلين خصوصا على سيد المرسلين سلامة على الحاضرين والغائبين الحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر Hayya 'ala s-salah, hayya 'ala s-salah, hayya 'ala s-salah.